Memursan ve Eğitim Birsen Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Gök Milli Eğitim Bakanlığının her eğitim öğretim yılında öğrencilere verdiği ücretsiz kitapları yetersiz bulan bazı okul idarecilerinin yardımcı kaynak adı altında öğrencilerden kitap almalarını istediğini ve dersleri de bu kitaplardan işlediğini söylerken uygulamanın doğru olmadığını belirtti. Gerçekten son 15-20 yıldır eğitim alanına diğer alanlara yapıldığı gibi çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Bunlardan birisi de ders kitaplarının ücretsiz dağıtılması e, hadisesi. Gerçekten e, hükümet bu noktada çok güzel adımlar attı. E, bütün öğrencilerin ihtiyaç duyduğu bütün ders kitapları ücretsiz dağıtılıyor. Bazı okullarda, bazı kurumlarda e, ders kitaplarının yanı sıra ekstra e, kaynak kitap seçiliyor. Yardımcı kaynak kitap seçimi söz konusu oluyor Bu da e, ders kitaplarının e, yetersiz kaldığı e, bazı noktaları kapatma açısından gerekli görülüyor Yani e, şimdi e, tabi gerçekten ders e, yardımcı ders kitaplarının gerekli olduğunu düşünen e, bir kitle var. Bunlar mesela seçilmediği zaman okullara gelip niye yardımcı kaynak seçilmedi şeklinde ifadede bulunuyor. Bir taraftan böyle bir kitle varken bir taraftan da gerçekten maddi durumu çok kötü olan bu yardımcı kaynak kitabı alamayacak durumda olan bir kitle de var. Şimdi bunlar arasında sosyal adaleti sağlamak için bakanlığın bir adım atması gerekiyor bana göre. Bu adım ne olabilir? Ders kitaplarındaki bu eksikleri giderici adımlar atılabilir. Yani bir an önce harekete geçilip işte buradaki eksiklikler nedir? Uzman öğretmenlerle çalıştaylar yapılıp bu eksiklikler tespit edilip çünkü bakanlık, hükümet dünyanın parasını harcıyor bu ders kitaplarına ve bu kitaplar tespit ediliyor ve ücretsiz dağıtılıyor. Bunun yanı sıra veli bir de gidip ekstra kaynağa para vermek durumunda kalıyor. Dolayısıyla bunun çalışmasını bakanlık yapıp o eksiklikleri tespit edip ders kitaplarına ekleyebilir. Bu bir yöntem. Diğer bir yöntem de bu yardımcı kaynak eğer lazımsa bununla alakalı bir çalışma yapıp dezavantajlı öğrencilere Yardımcı kaynak temininde de devlet yardımda bulunabilir. Yani bu iki adımdan bir tanesi atılırsa bu sorun çözülür diye düşünüyorum ben. Yardımcı kaynak sorununa çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Gök, öğrencilere ücretsiz dağıtılan ders kitaplarındaki nitelik sorununa dikkat çekti. Bunun telafisi içinde yapıla, yapılabilecek şey, bunun bütün paydaşlarıyla bakanlık oturup görüşebilir. Bu paydaşların içerisinde kırtasiyeler de var. Yani bazı yardımlar yapılıyor. Ama bu yardımlar yapılırken mesela bu kırtasiyecilik üzerinden geçimini sağlayan bir kitle de var. Yani bunların da fikirlerinin alınması gerekiyor. Bunların işe dahil edilmesi gerekiyor. Belki bakanlık bunu tek kalemde bir yere ihale etmek yerine bütün kırtasiyelere yayabilir. Dolayısıyla küçük esnafa da dokunmuş olur diye düşünüyorum ben. Kaynak kitap sorunun çözülemeyecek bir sorun olmadığını belirten Gök, ortak akılla meselenin çözüleceğini ifade etti. Kaynak kitap, yardımcı kaynak kitapla ilgili ne yapılabilir, e, paydaşlarıyla oturup konuşursa e, ortak akılla güzel bir yol bulunur ve mesele çözülür diye düşünüyorum.